Evet, U kafanından evet, takım kaptanı İbrahim yanımızda. İbrahim Bey gerçekten efsane başlayıp efsane devam ediyorsunuz. Seriye bağladınız zaten. Takım yerine oturuyor. Yine isteğiniz var tabii gelmeyenler olsun. Ne dersin maç hakkındaki yorumları? Sağ ol kardeşim. İlk defa bugün sonunda 8'imizde 7'imizde sahaya geldik kaleci hariç. Bugün Fatih abi yoktu İstanbul dışında olduğundan dolayı. Yanlış görmediysem bir 40 dakika son 10 dakikaya kadar kalemize şut gelmedi. Hani öyle bir şey herhalde, bir gol kaçırma rekoru kırdık. Rakip takımın kalitesini tebrik ediyorum. Ve çok efendi takım. Fair play, yani müthiş fair play içerisinde olan bir takım. Ateş Spor. Her zaman oynamak isteriz onlarla. Teşekkür ediyoruz. Ama çok farklı bitebilecek bir maçı yani. Belki yani 8-10 tane %100 gol atamadık. 3-1 bitti. Sağlık olsun. Dediğim gibi yine rölanti bir maçtı. Maçlarımızı doldurduk. 2-3 gün falan gibi bir süre kaldı. Bekleyeceğiz bundan sonra. Şimdi ben başka şeylere değinmek istiyorum. 10 maç oynadık neredeyse. Hiç tam kadro gelemedik buraya. Unkapan City tarihinin belki en kötü sezonunu yaşıyoruz. Yani topu elle kalemize zor getirecek takımlar bizi yeniyorlar. Yani bu benim hazmedebileceğim şeyler değil. Maalesef arkadaşlarım pek önem vermiyor buraya. Yani öne geçiyoruz, koşmuyorlar, etmiyorlar, maçı bırakıyorlar. 7 kişi maça geliyorsa 2 kişi sakatlanıyor, çıkıyor, maç kaybediyoruz gibi şeyler. Çok talihsiz şeyler yaşadık. Tamam, rakip burada mesela oyuncu kuralı çıkartmışlar. 10 maç oynamanız lazım, 7 maç oynamanız lazım. Ama bence, yani tamam işin maddiyat yönü eyvallah. 10 maç oynasınlar, hiç sıkıntı yok ama. Ama bak, yine bu amanın altını özellikle çiziyorum. Sana da söylüyorum, bu yetkililer bunu ne kadar dikkate alırlar bilmiyorum ama özellikle söyle. En azından 1 veya 2 altın oyuncu. Nasıl misafir oyuncu oynatıyorsunuz normallikte? Bunu da playoff'ta yazdıracağız ve oynatmamız lazım. Benim stoperim Recep sakat, yeni iyileşti, getiremiyorum. Orta saham Ensari, adam Bal Ligi'nde oynuyor. 50-60 bin lira her sene peşinat alan adam. Buraya 7 maç gelemiyor. Gelemiyor. Buraya ben onu, o adamı 7 maç getiremem. Ben bugün burada top oynuyorum. Adam şu an Kocaeli'ye deplasmana gitti. Ben adamı nasıl getireyim? Ondan sonra Halil kalecimiz. Adam evlendi, balayına gitti. Playoff'ta oynatamayacağız adamı. Tek Fatih abiyle. Allah korusun Fatih abiye bir şey olsa hiçbir şey olmayacak. Yani bu kural kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir kural. Ben hani gücümün %30'u 35'iyle bu playoff'ta top oynayacağım. Yani bu arkada bazı arkadaş herhalde Unkapan City'nin gücünü bilmiyorlar. Bizi böyle bu halimizle sanıyorlar. Ama Unkapan City bu değil. Yine elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yine çıkabiliriz, kaybedebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Ama bu kuralı kesinlikle ve kesinlikle değiştirmeleri lazım. Böyle olmaz abi. Belki adam Kayseri'de okul okuyor. Rakip burada oynama hakkı yok mu? Kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Maça geleceğiz burada. Şimdi başka konulara geliyorum. Sizi de burada tutuyorum, kusura bakmasın. Bu havada. Bu Resident Evil galiba bir takım. Bu oyuncu adamlara saldırıyorlar ya. Bir tane adam orada. 5-6 kişi adamın üstünde yürüyor. Tek başıma çektim aldım. Ya benim olduğum yerde öyle kimse 6'ya 1, 7'ye 1 adam dövemez. Böyle bir şey yok yani. Böyle takımları rakip pool'da barındırdığınız sürece siz de kusura bakmayın, bu rakip pool'dan da hiçbir şey olmaz kardeşim. Anladın mı? Nedir bu 8-10 kişi taraftar buraya getirip delikanlık yapmak çok kolay. Böyle bir şey yok. Ben Unkapan'da oturuyorum. Doğma büyüme. Ben Unkapan'dan Fatih'e çıkana kadar 250 kişiye selam veriyorum çıkarken. Niye? Büyüğümü bilirim, küçüğüm de beni bilir. Bu efendilikten dolayı. Kimseye saygısızlığımız, terbiyesizliğimiz yok. Ne yapalım şimdi bu takım böyle diye? Şimdi Allah biliyor, ben o takımla eşleşirsem, ki eşleşmem, ben bütün Fatih'i buraya getiririm. Bütün Fatih. Bu rakip bul, makip bul diye kalmaz bir şey burada yani. Ufacık çocuk lan, 20 yaşında, yazıktır günahtır ya. Yakışıyor mu bu ya? Yakışıyor mu bu? Playoff'ta da aynı şeyler olacak. Özellikle söylüyorum kardeşim. Eğer rakip pislikse, rakip eğer hırgür yapıyorsa, eğer kırmızı kart görecek bir şey yapıyorsa, hakemlere söylüyorum, atacaksınız kardeşim. Bundan sonra yani yeterince efendiliğimizi koruduk. Yani bugün moralim benim çok bozuldu. Hani moralim bozuk çıktım maça. Yazık günah, burada 20-22 yaşında çocuğa 6 kişi saldırmak nedir ya? Delikanlığa sığar mı bu ya? Bu adamlık değil, anladın mı? Net. Gelsinler, kimin bir tarafı yoksa gelsin bana saldırsın. Hadi bakayım ne oluyor ondan sonra. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bizi kim yenerse yensin, doğru düzgün topuyla yensin, gelsin onun alnından öpeceğim. Hiçbir şey. Buradan da iki gündür hakkımda söylenenler oluyor. Tonic Spor'dan Hüseyin abi, Ebabil'den de Yiğit kardeşim. İkisine de buradan selam söylüyorum. Hani onlar da bizim devam etmemizi çok istiyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar Unkapan City'nin bu olmadığını. Yani inşallah daha bu sene açıkçası gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ama seneye
takımı tamamen oturtmadan bu lige katılmayacağım. Yani çünkü biz burada beraberliği bile kabullenmeyen bir takımken bu hallere düşecek bir takım değiliz. Sana da teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Rakip Ula da uyarım. Bu oyuncu kuralını lütfen düzeltsinler. Biz gücümüzü sahaya yansıtamıyoruz. Ben adamlarımı getiremiyorum. Ve böyle takımları kardeşim, böyle takımları ya oynatmayacaksınız ya da cezam veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ben bilmiyorum kardeşim. Ama benim karşıma çıkartmayın. Net. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.